Şahinbey Belediyesi tarafından inşa edilen Akkent Camii inşaatındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu inşaat mühendisi oğlu Korkut Küçükcan'ı kaybeden Kemal Küçükcan, aylar süren suskunluğunu bozdu. Yaşadıkları üzücü olayın ardından her zaman yargıya güvendiklerini söyleyen mimar Kemal Küçükcan, beklentilerinin tam olarak yerine getirilmediğini söyledi. Hukuki süreçte hızlı bir şey olmadı. Oysa biz adalete güvenen insanlarız, kendi yaşantımızda da aynı şekilde. İsterdim ki her şey açık olsun. Bu bir vaka benim çocuğumun başına geldiği gibi başka mühendise de gelebilirdi, başka insanlara da gelebilirdi. Ama burada önemli olan herhangi bir olumsuz olaydan ders çıkartmaktır. Burada bizim zaten amacımız başka bir mühendislerin, başka insanların insan odaklı düşünerek artı yetkili, gerek yetkililer olsun, gerek bu konuda hizmet veren mühendisler, mimarlar, diğer teknik ekipler olsun, bu konuda el birliği içerisinde yasalara ve insan can güvenliğine daha uygun çalışmalarını isterdim. Hukuki süreç de maalesef bu süreci doğru kullanılamadı. Burada belediyeden istenen evraklar eksik istendi. Belediye farklı cevaplar verdi. Sanki o binayı oraya kimin yaptığı belli değilmiş gibi bir davranış var. Oysa şu anda böyle bir bina, bu kaza bir sade bir mühendisin veya başka birinin başına gelmiş olsaydı hemen sorgulanır, hemen gözaltına alınır. Ama hatta olay açıklığa kavuşuncaya kadar belki de tutuklu da olabilirdi. Ama burada hiç suçlu gözükmüyor, kimse suça sahip çıkmıyor. Ayrıca da dinlenmesini istediğimiz bu taahhütlü dedikleri 2015 yıla kadar kişinin ismini veriyorsun, çağrılmıyor. Çalışan mühendisin ismini veriyorsun, çağrılmıyor. Hal böyle olunca o da yetmiyormuş gibi. En son zaten beni biraz üzen, oradaki sırıkları ihale yoluyla satma gibi bir eyleme giriştiler. O da hepten, yani o sırıklar zaten insan taşıyabilse, insana başka birileri de o sırıktan bir kaza yapsın istiyorlar. O sırıklar artı üstelik de o sırıklar delil yerine de geçebilir diye düşünüyorum. Yani bugüne kadar bizim bir meslektaş olarak veya bir insan olarak Gaziantep'in doğmuş büyümüş bir ferdi olarak Antepli olma onuru ve gururuyla hizmet verdiğimiz Gaziantep'teki insanların gerek ailemize gerek şahsımıza böyle yaklaşımlarını da yadırgıyorum. O yüzden benim bütün isteğim bu olay başka olaylara önleyici, tekniğe, bilime, insana hizmet veren ve anlayış içerisinde resmi kurumların sorumluluk taşıyan, denetleyen, uygulama yapan bütün kurum ve yetkililerin birlik içerisinde doğru yapma adına inşallah anlaşırlar ve benim çocuğum da vesile olmuş olur. Biz de hiç olmazsa bir işe yaradı, bir vesile oldu diye düşünürüz.
Şahinbey Belediyesi'ne hedef gösteren Küçükcan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulunarak sorumluların hesap vermesini istedi. Gaziantep milletvekilimiz olan Sayın Adalet Bakanımızdan bu konuda yardımcı olmasını talep ettim. İnşallah bu talebimize ilgi gösterir. Gaziantep'li olması dolayısıyla buradaki olayların daha yakından bileni ve etüt edebilen birisi olabileceği için bize yardımcı olmasını istedim.